Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. Yine bugün günlerden interaktif diyoruz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ama öncelikle hoş geldiniz. Mutluluklar getirdiniz. Ve stüdyomuzda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu bizimle beraber. Umut Derneği diyeceğiz kendisiyle. Umut'a dair konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizi gördük. Çok çok daha iyi olduk. Böyle dernekten biraz bahsedelim isterseniz öncelikle. Şimdi izleyenlerimiz oluyor. Program bittikten sonra bize ulaşıyorlar. Size nasıl ulaşabileceklerini soruyorlar sürekli. Başını kaçırmış ve dernek hakkında bilgi almak isteyenler olabiliyor. Evet. Yani her çıktığınız programda ben dernek hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü belki bilmeyen izleyenlerimiz de vardır. Öncelikle onlara bir bilgi verelim burada. Öncelikle bir Umut Derneği nedir diyelim sizlere ve bize anlatın birazcık. Evet, Umut Derneği 2014 yılında gönüllü bir grup arkadaşımızla beraber kurduğumuz, yoksul ve ihtiyaçlı ailelere yardım ettiğimiz bir sivil toplum örgütü. Hı hı. Yaklaşık 8 yıldır ada genelinde ulaşabildiğimiz bütün insanlara ulaşabilmeye çalışıyoruz. En büyük amacımız yoksullukla mücadele etmek. Çocukların eğitimine özellikle çok önem veriyoruz. Eğitim düzeylerinde destek olmak niyetindeyiz, düşüncesindeyiz ve çalışmalarındayız. Aynı zamanda da esas amacımız rehabilitasyon çalışması yapabilmek. Hı hı. Yani sadece aileye işte gıda ya da giyim gibi ürünleri vermek dışında ailenin daha çok rehabilite edilebilir, hayat kalitelerini yükseltilebilir çalışmalar yapmak. Bunun da içinde işte evde çalışabilir nüfusa bakıyoruz. İş yoksa onlara iş buluyoruz. Bu konuda çalıştığımız iş adamlarımız var. Sağ olsunlar, onlara destek oluyorlar. Ailenin bir yapısını düzenliyoruz. Gençlerimize yine iş bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Gençlerimiz okul seviyesindeyse ya da okullarına eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa burs düzeyinde işte üniversite burslarımız falan var. Onları veriyoruz. Üniversitelerle konuşuyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Genel alanda işte iş, iskan, eğitim, sağlık ve benzeri konularda herkesin tabii farklı farklı ihtiyaçları oluyor. Hepsine elimizden geldiği kadar dokunmaya, her yere dokunmaya çalışıyoruz. Yaşama dair her şey diyorsunuz kısacası. Evet. Temel haklar diyorsunuz. Çünkü hani eğitim, sağlık. Bunlar aslında çocukların özellikle en temel hakları olması gerekenler. Şimdi siz tabii genelde yoksul aile ve çocuklara dokunuyorsunuz, değiniyorsunuz. Ama bir yandan da diyorsunuz ki rehabilite ediyoruz. Yani hani böyle bakıma muhtaçken siz onları alıyorsunuz. Kendi ayakları üzerinde durmaya da yöneltiyorsunuz. Çünkü onda bir sonu olmuyor. Yani birazcık da balık tutmayı öğretiyorsunuz. Evet, siz. Yani esas amacımız o. Bu. Yani balık tutmayı öğretiyoruz aileye, kişilere. Çünkü diğer türlü tabii ki kimse istemez. Yani diğer türlü olan durumu tamamen asalak bir toplum yaratma yönündedir. Sonu Bu da tabii ki sonu olmayan ve toplumun yapısını etkileyecek şeyler. Çünkü o şekilde görüp büyüyen bir çocuk haliyle o şekilde bir hayata yönelecektir. Bu da önümüzdeki süreçteki aile yapısını asalak bir yapıda tutarsak, bağımlı bir şeyde tutarsak, bağımlılığı da en azından orta. Çünkü ihtiyaç da bir tür bağımlılıktır. Yani bunu siz hiç iyileştirmeden sürekli bir şey götür. Bu defa çalışmaz, tembel. Çocuk da onu görür. Zaten zar zor çalışabilir aktif gençlerimiz. Zar zor, yani zorla neredeyse gençlerimizi çalıştırabilir durumdayız ülkede, ülke şartlarında. Bunun önüne geçmek için de tabii o çabayı ailenin de göstermesi gerekiyor. Evet. Mümkün mertebede çalışan ailelerin yoksullukla mücadele eden ama çalışabilir ailelere daha çok yardım ediyoruz. Tabii şimdi onları da siz zaten arıyorsunuz. Örneğin tabii bir yatağa bağımlı hastalar, aileler vardır. Tabii çalışabilir durumda olanlar vardır. Hep onlar zaten siz gidiyorsunuz, yerinde inceliyorsunuz. Yani şimdi şöyle mi oluyor o zaman? Size ulaşıyorlar mı? Nasıl oluyor? O prosedür nedir mesela? Evet, bize ulaşıyorlar. Yani mesela işte sosyal hizmetler aracılığıyla ulaşan aileler var. Hani vatandaş olmayan ya da diğer dünya ülkelerinden olan kişiler var. Mesela devlet onlara yardım edemiyor. O zaman bize ulaşıyorlar. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız var, belediyeler var. Artı zaten sosyal ağ var malum. Evet. Oradan sosyal ağlar üzerinden bizi takip edip böyle sizin gibi medya üzerinden haber alıp duyan. Bir de işte komşusuna yardım ettiğimiz
mahallesine yardım ettiğimiz kişilerin de birbirleri aracılığıyla bir ulaşıma geliştiriyorlar. Müracaat alıyoruz, inceliyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirirsek elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde. Yani keşke çok fazla imkanımız olsa da her yüreğe dört dörtlük dokunabilsek ama biz de bağışlarla yürüttüğümüz için, bağışçılarla yürüttüğümüz için alabildiğimiz kadarını. Yani mesela bu sene yeni aile kabulü yapamadık fazla. Çünkü insanlarda boşuna umut vermek gibi bir şeyimizin olmaması gerekiyor. Yapamayacağımız sözleri de vermek karakterimize uygun değil. Şu an kaç aile var peki? Şu an sizinle beraber yürüyen? En son 470 civarında aile vardı. Tabii bunlar bir zaman sonra rakamlarda değişiklik olabiliyor. Hani kendi artık ayaklar üstünde durabildikçe çıkanın çıkıp yeniler geliyor değil mi? Ha, onun için yani de aslında bizde eksilmiyor. Evet, aslında bunun için de şey çok önemli. Çünkü gerçekten muhtaç bir kişiye de ulaşamayabilirsiniz. Örneğin siz her türlü o kendisine iş bulmuşsunuzdur, olanak sağlamışsınızdır ama kendi tercihi değildir. Tabii. O zaman diğer sırada bekleyen bir ailenin de hakkı yememesi adına siz orada herhalde onu belirliyorsunuz. Tabii tabii belirliyoruz. Yani şimdi yapabileceği iş varsa yani ne iş yapabileceğiyle ilgili bilgiler aldıktan sonra yani işte ben belim ağrır, işte ayağım ağrır, ben kolum ağrır, yapamam noktasında. Ya da iş beğenmeyip. Biz de geri çekilme durumundayız. Çünkü yani bir insan eğer ki ciddi anlamda bir sağlık sorunu yoksa tabii ki her işi yapabilecek pozisyondadır. Kesin. Ona inanırız. Eğer bir sağlık sorunu varsa da kuruldan geçirme yönünde sağlık kuruluna sevkiyle ilgili çalışma dairesiyle de bu konuda şeylerimiz var. Gideriz. Deriz bu kişinin böyle böyle rahatsızlıkları var. Sağlık kuruluna sevkinin yapılması için o konuda da yardımcı oluruz. Eğer gerçekten öyle bir durumu varsa ama yani basit normal günlük ağrıları eli kolu o kadarı benim de elim kolum ağrıyor ama hayır yetişmeye çalışıyorum. Tabii ki. Yani şimdi bu bir bahane oluşturursa olmaz. Yani belirli kriterlerimiz var. Onun için birazcık da karşı tarafın kendine bir çabanın sarf etmesi lazım ki biz de aldığımız bağışları, bize bağış veren kişileri şey etmeyelim, hakkına girmeyelim. Tabii, çok çünkü önemli. Çünkü yani doğru yere gitmesi çok önemli. Biz de her aldığımız kuruşun, her aldığımız kıyafetin, ayakkabının ya da kitabın, defterin doğru yere, doğru insanlara ulaşmasına çok çok özen gösteriyoruz. Çünkü o hak ödenmez hiçbir yerde ne yani. Çünkü onun vebalini günün sonunda biz vereceğiz. Evet. Yani sizden verdiğiniz her bağış Allah tarafından kabul edilir. Doğru yere gitmediğinde onun hesabını da biz vereceğiz. Evet. O yüzden. Aracısınız siz. Aracıyız. Onun için daha bir hassas olmamız lazım. Evet, evet. Şimdi dernekten bahsettik. Tabii ihtiyaçlarınız da var. Kış dönemine giriyoruz. Okul dönemi başladı. Birçok başlığımız var aslında. Nereden giriş yapalım? Okul döneminden başlayalım mı? Okul döneminden nasıl başlayalım. Çocuklarımız en son bizim programda bir çağrı yapmıştık. Kaç tane çocuğumuz tamamlanmamıştı? Bayram. Yok, okul dönemi başlarken. Okul dönemi başlarken. Bir eksik vardı. Buradan anons etmiştik. Tamamlandı mı sonra? Evet, yani dönenler oldu. Oldu mu? Tabii, İyi, tabii. Çok güzel. Şey yapıyoruz yani bu sizin program çok şey oluyor. Etkili oluyor yani mu? Etkili oluyor. Yurt dışından bile bize yemişler gönderilmişti. Buradan yine selamlarımızı yollayalım. Mutlaka yurt dışından izliyorlardır herkese. Şimdi şöyle. Yaklaşık 8 yıldır bu dernek işindeyim. Başkanlığını yürütüyorum. Ben bu kadar kötü bir eğitim dönemi yaşamadım. Neden? Şartlar, koşullar çok zorlaştı. Bugün bir çocuğun okula başlaması 5000 lirayı buluyor. Çünkü yaklaşık 2500-3000 lira civarında şeyler. 2000 ile 3000 arası kıyafetler. Kıyafetleri tam olarak alamadık. Yazlıkları aldık. Kışlıkları almak için de İşte biraz zaman istedik ailelerden. Kış dediğiniz hemen zaten girdi. Dün bugün havalar sabahları serin. Mesela çocukların bu şeyinin kışların alınması lazım. Evet artık. İngiliz yabancı dil kitapları 400 lira civarlarında 360-400 buluyor. Defterler çok hakeza aynı şekilde. Defterler öyle. Çantalar, ayakkabılar yani her şeye gelen zamlar eğitim döneminde bir o kadar daha yükseldi. Şimdi bu ciddi anlamda bir sıkıntı yarattı. Şimdi daha önceki dönemlerde sadece işte Eylül sonuna kadar bütün çocukların her şeylerini tamamlamış olurduk. Biz çekildik artık yılbaşının hazırlıklarına başlardık. Ama şu an halen daha eğitim ihtiyaçlarımız devam ediyor.
Yani bu sene sanırım öyle olacak, öyle geçecek. Döne döne artık yaz girişi, biraz yazlıklar, biraz kış girişi. Tamamlanmıyor mu? Yani hepsini dört dörtlük tamamlama şansımız yok. Yani evet. 5.000 lira bir çocuğa harcayabilecek bir bağışçımız biliyor. Yani bir kişiden 5.000 lira alamıyoruz. Yani alabildiğimiz maksimum 500 TL'den sayarsak bir çocuk için. Onu dengeliyoruz. Yani biraz tabii ailenin de katkısı var. Zaten hepsini dört dörtlük biz şey yapmıyoruz. Ama aileye de bir katkı sağlıyoruz. Biz diyoruz artık yani kitabı mı alalım, ayakkabıyla beraber tabii. Kitap mı alalım, yoksa işte kıyafet mi alalım, ne eksiğiniz var? O döneme gidiyoruz. Ama şu anki dönemde gerçekten tamam, bize ulaşanlara bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz ama bize ulaşamayan bir sürü insanlar var. Evet. Ve bu her kesimi neredeyse etkiliyor. Evet, yani her kesimde şu anda maalesef belli bir küresel kriz var. Evet. Yani hani derneğe uyuyamayıp da kendi ayaklarının üzerine duran ailelerde bile her şey çocuklara dört dörtlük olmayabiliyor. Tabii. Çocukların da bunu anlaması lazım. Okuldaki eğitimcilerin de bunu anlayışla karşılaması lazım. Hani eksiklikler de kimi zaman olabiliyor. Yani maalesef oluyor. Mesela okul kıyafetlerini değiştiren okullarımız var. Yani onlar da çok büyük bir sorun bizim için. Yani eski üniformaları kabul etmiyor, yeni üniforma alacaksın. Çocuğun okulun bitmesine bir sene kalmış. Zaten ben bu üniformayı zar zor almışım. Çocuğun bedeni değişmemiş. Ben tekrar bu külfetin altına nasıl gireyim diyor aile. Yani gerçekten bu dönemde aslında herkesin çok büyük anlayışlı davranması gerekiyor. Anlayışlı olması gerekiyor ki biraz daha şeyi aşalım. Çünkü bu defa benim korkum çocukları okuldan soğutmak. Yani okulda işte kıyafet olmadığı için ya da eksik defteri ya da eksik kitabı olduğu için öğretmenden azar işiten bir çocuğun. Okula gelen bir çocuk, evet. Okuldan soğuması. Çok yani, acı. Bu defa da öyle bir tehlike var. Yani çok hassas dengelerin olduğu bir dönemdeyiz zaten toplum olarak. Yani gerçekten zor bir şey dönemi geçiriyoruz. Sert bir kış mı bekliyor bizi? Eğitim dönemi. Geçiriyoruz. Bakalım inşallah daha eksiklerimiz devam ediyor. Buradan da katkı koymak isteyenler olursa biz her türlü katkıya açığız. Evet. Bekliyoruz. Evet. Bölüşelim diyorsunuz. Bölüşürsek bir oluruz. Evet. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz diyorsunuz. Evet. Her şey bölüşmek güzel. Hayat paylaşınca güzel. Şimdi o zaman okul dönemi diyorsunuz ki hani yeni yıla kadar biz okul dönemi için desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Ondan sonra yeni yıl. Yeni yılda onunla beraber artık şey yapacağız. Aktaracağız. Peki kış döneminde başka ne gibi ihtiyaçlarınız var? Hani kış döneminde şimdi sobalarımız. Sobalar gelecek. Sobalar, battaniye, yorgan. Şimdi biraz havalar kışlamaya başlamaz. Zaten soba ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. O da işte tüplü veya odun sobası tarzında sobalar tercih ediliyor. Çünkü elektrik de çok pahalı oldu. Ya. Elektriği de karşılayabilecek pozisyonda değil aileler maalesef. Elektrik sobalarından da bir çare bulamıyoruz. En şeyi odun sobası olarak. O da imkanı olanlara, tabii apartmanda olanlar yine kullanamaz. Yer evleri için odun sobası desteği istiyoruz. Bir de diğerler için de işte katalitik bildiğimiz tüplü sobalar tercih ediliyor. En azından bir tüple olsun. Isınabilme koşulları var. İşte battaniye, yorgan, yine kışlık ayakkabı, bot, o tarz şeylerde. Şimdi mevsim dönüşü ikinci el kıyafetler de çıkacak. Onları da buradan vermek isteyenler olursa bize yine sosyal medya hesaplarımızdan. Bana çok ulaşıyorlar. Her programdan sonra, hatta bir hafta sonra izlemiştik işte konuğunuz, biz nasıl ulaşabiliriz diye bir daha siz duyurun. Tabii yani sosyal medya hesaplarımızdan hem KKTC Umut Derneği olarak hesaplarımız var, hem de Özlem Dinçoğlu olarak benim sosyal medya hesabım var. Oradan da bize ulaşabilirler yazdıklarında biz hemen irtibata geçiyoruz. Alabildiğimiz malzemeyi giyilebilecek alıyoruz. Böyle. Giyilebilecek. Ondan sonra yani temiz. Dağıtıyoruz güzel. Zaten mümkün mertebe bir satış mağazamız yok. Evet. Öyle bir şey olabiliyor mu Özlem Hanım? Örneğin siz de yoğunsunuz. Hani yardım yapmak isteyen kişinin de kendisi yapmak istiyor. Sizden böyle bir adres alıp tabii. Yardımı kendi elleriyle ulaştırıp daha sonra o kişiye gönül bağı kurup hani elinden geldiğince, örneğin özellikle de yatağa bağlı hastalar için bu biraz daha geçerli bu sorduğum şey. Yani öyle bir şey var mı, yoksa hayır biz mi ulaştıracağız diyorsunuz? Yok nasıl? Yani şöyle mesela kurban dağıtımları için falan oluyor ya da bazen kişiler kendi de yardım yapmak istiyorlar. Biz uygunluk durumu varsa, çünkü her ailede onu kabul etmiyor.
Evet. Yani bilinmesini ya da şey edilmesini istemiyorlar. Bizimle beraber hani dernek görevlisiymiş gibi alıp götürüyoruz. O şekilde hem karşı taraf rencide olmuyor. Ha. Hem de diğer taraf bir şey yapmıyor. Daha sonrasında eğer devam etmek isterlerse yine var öyle o tarz şeylerimiz. Hani sürekli böyle aynı aileye yardım eden. Bir ahalinin hatırını sorar. Zaman. Özellikle yaşlılarda. Tabii tabii. Yani var, var. Bu arada yatağa bağımlı hasta dediniz de birazcık konuyu bahsedin. Sağlığa çevireyim. Çünkü sağlık konusunda da bu dönemde biraz sıkıntılarımız var. Yani dün daha karşılaştığımız bir sorun. Bu yatağa bağımlı hastalarda mesela göbekten beslenen hastalarımız var. Yoğun bakım pozisyonunda işte ya da şuuru, bilinci kapalı olan düzeyde hastalarımız var. Bunlar işte ilaç almasıyla ilgili de bizim arkadaşlarımız destek oluyor. İşte imzalatılmasını, reçetelerin yazılmasını alıp aile verilmesi konusunda. Mesela bu kullandıkları mamalar var. Evet. Protein mamalar ki bir tek onlarla beslenebiliyor bunlar göbekten olduğu için. Devletimiz şu an burada da Sağlık Bakanımız belki izliyordur izleman bizi. Hı. Ona da sevgilerimi ileteyim. Bu mamaların yanında verilmesi gereken çan şırıngalar var. Yani bu şırınga olmazsa zaten hiçbir şekilde besleme şansı yok. Yani çorba verip kaşık vermemeye benziyor bu iş. Şu an mama var ama şırınga yok eczal deposunda. Yani şırıngayı alamadık. Bezler konusunda sıkıntı yaşanıyor. Yani bezler ihtiyaca hasıl değil. Yatağa bağımlı kişiye kilot bez veriliyor. Tabii. Kilot bez giydirme şansın yok yatakta hareketsiz yatan bir kişiye. İlle normal açık bez yani çocuk bezi gibi olanı bağlamak zorundasınız. Çünkü yatırıyorsunuz hastayı, tabii bezi ki. Yatırıyorsunuz Hı-hı. hastayı bir daha döndürüyorsunuz. Yani birkaç işlemden sonra o beze bağlayabiliyorsunuz bu yatan hastalığa. Yani birazcık daha koordinasyonu arttırıp tabii ki sorunlar çok fazla sağlık alanında da. Yani doktor sıkıntılarımız da var. Ben zamanın tam bir bombanın şu an elinde bir bombayla oturuyor makamında ama bunu çözebilecek donanıma sahip bir bakanımız olduğunu biliyorum. O donanıma sahip bir bayanımız, bir kadın bakanımız. Yani bizim için de gururumuz aynı zamanda bir kadın olarak. Biraz daha bu konularda yani öz eleştiri olarak buradan iletmek istedim. Bu ilaç konusuna hızlı bir şekilde çözüm bulması lazım ve bu koordinasyonu sağlaması lazım. Yani bu mama veriliyorsa yanındaki tek kullanımlıktır normal yani hijyen kuralları açısından bir defa yani günde 6 defa günde 6 sene ister bu insan 6 defa yemek yiyorsa onu geçtim günde bir defasına razı onu geçtim insanlar bir şırıngayı bir hafta boyunca kullanıyorlar. Yıkayıp yıkayıp kullanıyorlar. Yani bu geçtim yani bunu verirken yanında çorbayı veriyorsan kaşığını da ver ki bu insan da o sorun ortadan kalktı. Çünkü dışarıdan alamam 30 lira. Tanesi yani, şırınganın 30 lira. Yani günde bir tane alsa 900 lira sadece şeyine yetmiyor. Yani 900 TL geldiği şeye yetmez yani bu insanlara. Bu insanları şey yapamayız. Birazcık daha yaşam kalitelerini özellikle bu tür hastalarda yaşam kalitelerini birazcık daha yükseltmek için biraz daha sosyal devlet olgusuna ulaşmamız gerekiyor. Evet. Yani bunu da buradan sizin programınız aracılığıyla iletelim. İnşallah bakanımızda da bir randevu talebimiz olacak önümüzdeki günlerde. Kendisine de konuları, diğer konuları da arz edelim. Çözüm yoluna gidelim. Yani çözüm odaklı bu işte kötülemek ya da hükümeti karalamak ya da işte bildiğiniz kuru muhalefet tarzı hiçbir zaman benim tarzım değildir. Hep uzlaşıdan yanayımdır. Sorunları biz söylemezsek oturdukları yerde bilemezler. Tabii. Biz direkt insanların tabii hanesine giren, evlerine giren insanlarız. Onun için de bir sivil toplum örgütü olarak bunun burada dillendirilmesi gerekiyor. İkinci bir konu mesela bu ülkede çöllek hastası çocuklarımız var. Çöllek hastalığı maalesef ne kadar üzücüdür ki çalışma engeli olarak kabul edilmediğinden dolayı Çalışma Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık olarak kabul edilmediğinden dolayı çalışma engelli hastalık, Çalışma Bakanlığı tarafından da maaş bağlanabilirliği olmayan bir hastalık pozisyonunda. Lakin çöllek hastalığı bir beslenme engelidir. İstediği her şeyi yiyemeyen bir çocuktan bahsediyoruz burada. Ve yiyebileceği şeyler sınırlı ve çok pahalı.
Yani kişinin işte ailesi memur bile olsa, hı hı. Bir işte normal asgari ücretin iki katı bile almış olsa, o çocuğa vereceği, alacağı şeyler, işte çikolatası, ekmeği, günlük evet. ekmeği 50 TL'dir o çocuğun. Yani bunu bir kişinin 18 yaşına gelene kadar bir çocuğun eğer çölak hastasıysa maaş bağlanması gerekiyor. Hı. Bu çok önemli bir konudur. Yani işte sen ne olursa ver, ama veremiyor bu insanlar. Ve sen 18 yaşından sonra o çocuk zaten beslenme şekline alışır. Çalışacağı için de kendi yiyecekleri evet. bile. Ama sen bir küçük çocuğa sen çikolata yiyemezsin ya da ben sana çikolata almam diyemezsin. Çocuk çünkü o hastalıkla canının çektiğini, bütün gün televizyonlardan çikolata şeyini bilemez ki. İlla o çikolatayı ister. Glutensiz çikolata alacaksan çocuğa, glutensiz bir bisküvi alacaksan, onun bedeli de normal piyasaların çok daha üstünde. Şimdi bu konuda da gerçekten çok mağdur olan aileler var. Yani o çocukla mücadele, o hastalıkla mücadele eden aileler var. Bu konuda da bir çalışmanın yapılması gerekliliği var. Bana göre bunun bir beslenme engeli olduğunun kabul edilip Çalışma Bakanlığı'ndan bu çocuklara en azından 18 yaşına gelene kadar maaş bağlanması gerekiyor. Beslenmesiyle ilgili çünkü bir sıkıntısı var ve bu konuyu devlet olarak da müdahale edilmesi gerekiyor. Tabii size böyle talepler de geliyor dernek tabii, olarak. Size bir aracısınız tabii. aslında. Aynen bir bakıma aracısınız Aynen siz de öyle. Bizim gibi. Yani. Biz de aracıyız. Demek ki bu tarzda yaşayan vatandaşlarımız var. Var. Talepler var bunun üzerine. Peki başka Aynen. projeler var mı? Başka projeler okumaya işte, sünnet yaptınız toplu. Sünnet yaptım. Evlendirdiniz birçok kişiyi. İnşallah sağlıklı huzurla yaşarlar. Bir yastıkla kocasınlar. Amin. Okuma yazma kursları yapıldı. Evet devam ediyor onlar. Okuma yazma Şubat'a en kadar. Bence en güzel projeniz de bu okuma yazma kursu. Evet çok güzel oldu. Bayanlarımız çok hocamız tarafından da şey dediler ve biz biraz daha uzattık şeyi kurs süresini. Şubat'a kadar devam edeceğiz. Çok güzel. Bayağı bir artık yazıyorlar. Gördüklerini yazıyorlar. Yazdıklarını okuyabiliyorlar. Ay ne güzel. Artık inşallah Şubat ayında mezuniyetlerini vereceğiz. O konuda da hatta hoca diyor yani biraz daha zorlasak üniversiteye kadar giderler. Değil mi? Öyle azimliler hani, aslında. Evet. Yani hani şartlar belki onları... Hani ilkokul, evet, dışarıda evet. ilkokula yazdırsak bitirecekler diyor yani. O kadar da bir hevesliler. Evet. Bu da tabii bizi mutlu ediyor. Ya bugün bir devlet kurumuna gitti ya da herhangi önüne bir belge konulduğunda ne yazdığını bilmeden imzalayan insanların tabii hukuksal açıdan da yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Tabii. Fena değil yani bir okuma yazma bilmesi bir kadının çok önemli ve çocuklarına da yardımcı olabilirler. Evet. Kendileri bilirse yarın okuma yazma öğretebileceği çocukların ya da ne ödev okuduklarını ne ödev yaptıklarını görüp anlayabilecek düzeyde olması. Bir şey söyleyeyim mi size yani o zaman ben tanışıyorum tabii insanlar çok sosyokültürel yapıları farklı insanlar tabii. var. Hani okuma yazma bilmeyen ya da okuyamamış kadınlarımızla tanışıyorum. Yani diyorum okusaydın profesör olabilirdin. Evet. Hani gerçekten çok zeki. Ama şartlar maalesef onları oraya getirmemiş. Ama o kadar zekiler ki yani hani tanıştığımız kişilerle Kesinlikle. Size bunu ya mesela biraz da bunları anlatır mısınız? Siz çünkü içe kadar giriyorsunuz, evlere giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Anlatın ya neler oluyor, nelerle karşılaşıyorsunuz, nasıl kadınlarımız var, böyle var mı anılarınız? Yani çok tabii ki bu kadar yılda çok fazla yaşadığımız şeyler, olaylar var tabii. Ama böyle hayat mücadelesi verip çocuklarına her koşulda yardımcı olan, çocuklarına sahip çıkan kadınlar. Aslında tabii ki şartlar ne getirir, bir çocuk nasıl anneden alınır ya da kötü bir koşuldaysa tabii ki devletin el koyması gerekir ama tabii. çocuklarına bakmak için, çocuklarına çocuklarını yurda vermemek için, yoksulluktan ötürü, hani besleyememekten ötürü vermemek için elinden gelen çabayı sarf eden böyle o kadar güzel annelerimiz var ki. Ne güzel. O kadar güzel kadınlarımız var. Yani o tür kadınlar bizim için çok özeller. Çok. Onlar yaptığımız Allah destek. Allah ayırmasın evlatlarından. Katkı çok önemli. Yani kadın diyor ki ben çocuğumu vermem yani. Her koşulda ne olursa olsun ben bu çocuklara bakacağım. Gidiyor işte gündüz çalışıyor, işte gece ekstra gidiyor. Hafta sonu bir fırsat buluyor. Hakeza o tür babalarımız da var. Yani çocuklarını okutmak için mücadele eden, normal asgari ücret koşullarında bir iş yerinde çalışıp mesai sonrasında gidip çalışalım. Ekstradan bahçe temizleyen, işte boya yapan, sağa solda ekstradan işler yapan, ya ne iş olsa yapan, bulaşık yıkayan babalarımız Helal var. Helal olsun. Yani
Kolay değil. Değil. Yani hayat, bir şey evet. istemek gerçekten kolay değil. Otur insanlara doğru. yaptığımız destekler bizi çok daha mutlu ediyor. Çünkü gerçekten o çabayı gördüğümüz zaman şey oluyoruz yani diyorsun bak ya adama yani çekilip bir kenara hiçbir şey yapmayan babalarımız var. Tüm imkanları ve şartları uymasına evet, rağmen. Evet madde tabii. bağımlısı, kumar bağımlısı. Maalesef. Hiç çalışma hep evde oturup bir de üstüne her tür şiddeti uygulayan maalesef. Babalarımız da var. Yani evet. onlarla da karşılaşıyoruz. Tabii dediğim gibi yani her tür çok farklı aile yapıları var. Herkesin çok farklı sorunları var. Ona göre uzman arkadaşları da yönlendiriyoruz. Psikolojik destek isteyen olursa onlara psikolojik destek de veriyoruz. Hani elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Var çok şeylerimiz var. Bazen bizim bile yani bu insan neden yaşıyor diye sorguladığımız. Ya oluyor. Bir insanın başına bu kadar mı kötü şey kötü gelir şey. Deyip bizim bunalıma girdiğimiz hayat hikayelerimiz var. İnşallah günün birinde vaktim olursa artık bunları bir kitap haline getirmeyi çok isterim. Çok önemli. Yani bu farklı hayatların, farklı topraklarda hikayelerin. Topraklarda olan insanlar sonuçta. Farklı hikayelerin unutulmaması gerekiyor. Evet. Bir örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ve bunların içinden başarıyla çıkan, başarıyla sıyrılabilen insanlarımız da var. Yani çocuklarımız var, gençlerimiz var. Yani bu kötü koşullardan çalışmayla, azimle, başarıyla çıkıp okuyan, okulunu bitiren, dereceyle bitiren, yurt dışına giden güzel başarılı çocuklarımız da var. Yani çıkıyor. İşte tek dediğimiz çocuklara bu aile yaşadığınız bu aile ortamı içerisindeki bu yoksullukla yaptığınız mücadelenin tek kurtuluşu eğitim. Tek kurtuluş. Tek başka kurtuluş. Hiçbir kurtuluş yok. Yok. Yani asla eğitim. Yok. Eğitim derken sadece okul eğitimi değil. Değil. Sanatsal eğitim, işte kalfalık eğitimi. Kesinlikle. Eğer okulu sevmediysen. Kesinlikle tabii ki. Mesleki eğitim. Mesleki eğitim de çok bence önemli. Çok şu anda günümüzde hatta evet. çok çok ben önemli. Ben mümkün mertebe eğer ki çocuk üniversite düzeyinde okumak istiyorsa meslek. Liseleri, meslek üniversiteleri. Üniversitenin meslek bölümleri. Meslek bölümleri. Ahçılık, gastronomi. Hemşirelik. Hı hı. Yani o tür ki bitirir bitirmez hemen iş bulabileceği bir konum. Olması için mesleki üniversitede eğer teknik, ki çocuk şey etmiyorsa sanayide bir sürü her alanda tabii ki. Yani marangozumuz var, makinist tamircimiz var, elektrikçimiz elektrikçi var, şeyimiz var, doğrultmacımız var. Yani şu an insanlar şey istiyor yani varsa öyle çocuk getir yetiştirelim diyen insanlar var. Gerçekten altın değerinde. Altın yani, değerinde. Altın yani değerinde ben oluyor. İddia ediyorum şu an İşte 15 yaşında birinin yana çırak olarak verdiğim bir çocuk. Hı hı. 10 sene sonra 25 yaşında evi de arabasını almış durumdadır. Çok rahat. Çok, çok rahat. Rahat. Çok. Yani şu an mesela piyasada bir ustanın ücreti 20-25 bin lira. Tabii ki. Yani bir marangoz ustasının bir işte şey ekstradan yapıyor mesela boyacılar var. Tabii tabii. Hem oto boyacılar hem marangoz boyacıları evet. var. Ekstradan aldıkları işler var ki adamlar yani bir araba gidiyor 2000 lira boyuyor. Onun uzmanla çünkü adam usta olmuş o işte. Oldu. Ve şey yok, eleman yok. Onun için çok güzel de para kazanıyorlar. Herkesin üniversitelerde okuyacak diye bir kural yok. Eğer çocuğun belli bir okumama şeyi varsa, düşüncesi varsa, hı-hı. okuldan potansiyeli. Bir soğukluğu varsa, potansiyeli başka yöne ise o çocuğun mesleki yani zorla da aileyle de okutacağız diye bir durum yok. Yok. Ama bir meslek dalına vermek çocuğu gerçekten çok şey yani. Evet. Ama okumak isteyen belli ki o işi olan bir çocuğu da onlara zaten para kazansın sonuna kadar diye de evet yok, hani değil. Onlara da karşı. Onlara evet. Yani o başarılı olan düzeydeki evet. çocuğun. Çünkü herkes aynı başarı gösteremez. Herkesin kapasitesi şey var gerçekten. Farklı. Evet. Belki o çocuk okumayıp potansiyel. Da bir tamircinin yanına verdiğimizde muhteşem bir tamirci olacak. Tabii ki. Yani onun için eğitim dediğim gibi her alanda eğitim. Teknik eğitim de aynı şey tabii mesleki eğitim. Mesleki eğitim üniversiteye kadar yani tek kurtuluşları eğitim. Tek kurtuluşları eğitim. Başka ikinci kapı yok. Onun için yok. Çok önemli önem veriyoruz. İnşallah da bu sene bir etüt merkezi açacağız. Son aşamaya geldi. Bunlardan da bahsedin biraz projelerden. Son aşamaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi ile ortak çok bir güzel. Proje üretiyoruz. Şu an onun çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir etüt merkezini
sur içinde açacağız bu önümüzdeki günlerde. Kimler faydalanabilecek o etüt merkezinden? Yine böyle ihtiyaç sahibi işte çocuk gruplarını ayarlamaya okuldan çalışıyoruz. Okuldan sonra artan kalan zamanlarında mı gelecekler? Evet, okuldan sonra gelip işte derslerini görebileceklerini, hem ödevlerini yapabilecekleri, hem karınlarını doyurabilecekleri, öğlen okuldan çıkıp gece yemeklerini yiyip ödevlerini yaptıktan sonra da sosyal etkinlikleri, el becerilerini de en azından keşfedebileceğimiz bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Sınıf belirlemesini işte hocalara göre ayarlama dönemindeyiz. Onları da toparladıktan sonra inşallah güzel bir projeyle harekete başlayacağız. Planımız o. Yani ben sizin bütün projelerinizi takip ediyorum yakından, ama bu eğitim üzerine yaptığınız projelere gerçekten bayılıyorum. Çok çok kıymetli projeler. Ama yani, tabii ki de diğer yaptıklarınız da sonuçta siz ihtiyaca göre de dokunmaya çalışıyorsunuz. Evet, ihtiyaca göre dokunmaya çalışıyoruz. Evet. Yani. Şimdi gerçekten hani bizim yayınımızı izleyip ya da diğer çıktığınız platformlarda sizi görüp duyan kişiler size geri dönüş yapabiliyorlar. Şu anda izleyenlerimiz vardır. Eminim yayından sonra size destek çıkacaklardır. Şu anda nedir önceliğiniz? Yani şimdi düşünüyorlardır, biz bir yardım yapalım, bir katkı koyalım. Ama neye koşsunlar o katkıyı? Mesela şu an okullar başladığı için kahvaltılık taleplerimiz arttı. Kahvaltılık talepleri yüksek. Çocuklar sabah okula gitmek için tabii kahvaltı yapmaları gerekiyor. Yaz döneminde böyle bir sıkıntımız olmuyor. Çünkü zaten çocuklar uyuyor. Öğlen kalkıyorlar. Biraz 12 gibi öğlen yemeğiyle birleştirmiş bir kahvaltı ya da yemekle günü geçirebiliyorlar. Şu an kahvaltılık malzemelere ihtiyacımız var. Yani bir kutu yumurta 100 lira olmuş. 30'lu yumurta. Şimdi 5 kişilik bir ailenin bir haftalık 6 günlük yumurta şeyidir. Yani haftada bir kutu sadece 100 lira insanlar yumurtaya ihtiyaçları var. Yumurta alımına ihtiyaçları var. Peynir, yine süt. Süt sıkıntımız halen devam ediyor. Sütler de pahalı olduğu için çocuklarımız yeterli düzeyde süte ulaşamıyorlar. Çok önemli. Süt çok önemli. Sütün süt ihtiyacımız var. Okullar açıldığı için yemişlere yine ihtiyacımız var. En azından aileler giderken çocukların yanına koyabilecekleri bir meyve suyu, bir İşte küçük şey falan enerji verirse, versin diye onlara. Yani çocukların bir ihtiyaçları olması açısından verilmesi gerekiyor. Çünkü harçlıksız okula giden çocuklar var. Var. Bu defa bir en azından biz ailelere sürekli yaparız bunu okul açıldığı dönemlerde. İşte çeşitlilerden hep yemişler böyle geldiği zaman poşetlerle çocuk sayısına göre veririz. Her gün yanına bir tane şey, çubuk krakerdi, bir tane kekti, aile koyduğu zaman çocuk en azından teneffüslerde onu yiyebilir. Arkadaşlarından yoksun kalmaz. Canı bir şey çektiğinde en azından der ki benim de bir kekim var. Çünkü harçlık da alamadığı için hiçbir şey yiyemeyen, bir suyla da teneffüsü geçen çocuklarımız var maalesef. Harçlık deseniz zaten bugün 20 liradan 30 liradan aşağı bir harçlık verilmiyor çocuğa. O da minimumu yani. Öyle sandviçli yanına içecekti falan almak için 50 liradan aşağı vermemeniz gerekiyor. Öyle bir rakam da zaten insanlarımızda mevcut değil. Şu an işte dediğim gibi kahvaltılık ve şey konusunda, çocuklara yemiş konusunda yine destek olabilirler. Olabilirsiniz. Evet. Şu an aciliyetimiz o. Onlar. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Ben İyi ki katıldınız. Yine buradan bir duyuru yaptık. Böyle ara ara sizi konuk alıyoruz. Siz ve sizin gibi dernekleri ki izleyicilerimizle buluşturalım. Bizler de bir aracıyız. Umarız böyle doğru noktalara, doğru hedeflere de gitmiştir. Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Umut Derneği Başkanı Özlem Dinçoğlu bizimle beraberdi. Kendisiyle dernek hakkında konuştuk. Taleplerini bizlere iletti. Bizler de sizlere ilettik. Ama bizler halen sürenin sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Her zaman dediğimiz gibi hoşça kalın ama sağlıkla kalın.